ikinci durağındayız. Yani Kiev'deyiz. İlk durağımız Lviv'de. Eğer onu da izlemediyseniz buraya bir yere bırakıyorum mutlaka. Ona da bakabilirsiniz. Bugün Kiev bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Çünkü bu hafta Ukrayna'nın Sovyetlerden ayrıldığının yıl dönümlerini kutladıkları bir hafta. Aslında Ukrayna 26 yıldır bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkeymiş. Buraya gelince öğrendim ben de. Meydandaki kutlamalara şimdi hep birlikte bakalım isterseniz. Şuradaki heykel Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettikten sonraki bağımsızlık heykeli olarak geçiyor. Ve bu kutlamaların burada yapılmasının nedeni de bu aslında. Burada gördüğünüz amca birisi para atınca hareket ediyor. Atmadığı sürece de böyle kalıyor. Ve hareketsiz kalıyor böyle. Sanki böyle tuşuna basılmış gibi tekrar başlıyor. Çok merak ediyorum. Evet. Evet başladı. Ve devam edecek. Ukrayna'da da yurt dışındaki diğer ülkeler gibi Türk restoranları görmeniz çok mümkün. Burası aslında mağazaların olduğu bir yer. Ve normalde burası tabii ki de trafiğe açık bir alan. Ama kutlamalardan dolayı şu anda bayağı insanlar İstiklal Caddesi gibi yürüyorlar. Zaten de İstiklal Caddesi'nde anımsatıyor. Hem yukarıdaki bu süsler hem de insanların yürüyüşleri. Birinci yüzyılda inşa edilmiş Aziz Sofya Katedrali. Bizdeki Ayasofya Kilisesi'nin minyatürü olarak düşünebilirsiniz. Bu tarafta görmüş olduğunuz heykel de Bohdan heykeli, yani şehrin kurucuları heykeli diyebilirim. 16. yüzyılda bölgeyi Polonyalılardan arındıran Kazak asıllı şehrin kurtarıcılarından bir tanesi. Genelde bu bölgede göreceğiniz kiliseler ya da katedraller, daha önce de söylediğim gibi, tamamıyla Ortodoks mezhebine ait kilise ve katedraller. Ardından baktığınızda mimariye üst kısmında soğan kubbe adını verdiğimiz kubbelere sahipler ve altın kaplama olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Savaşı sırasında bölgenin belirli yerlerine bombalar yerleştiriliyor. Almanların hangi bölgeden geleceği tahmin edilerekten ardından bu bombalar patlatılıyor ve birçok kilise yine bu esnada, sadece kilise değil, şehrin neredeyse birçoğu bu esnada harap duruma gelmiş oluyor ve 1900'lerin sonunda tekrardan yeniden inşalarına başlanıyor. Otel tam olarak nehrin hemen dibinde ama birazcık uzak, yani en yakın otobüs durağına 10 dakika yürüme mesafesinde ve bayağı parktan falan geçiyorsunuz. Bu gece tekrar Kiev şehre inmeye aslında cesaretimiz yok. Tam bir Alman oteli mantığı. Şunu Ukrayna'da hiçbir yerde bulamadık ve bir önceki otelimiz o kadar kötüydü ki. Günaydın. Bugün enerjik bir sabah uyandık. Çünkü çok güzel bir otelde kaldık ve
çok güzel bir şekilde kahvaltı yaparak çıktık ilk defa. Üçüncü günden itibaren bunu yapabildiğimize gerçekten çok seviniyorum. Çünkü iki gün Lviv'de o kadar kötüydü ki. Yani çok kötüydü. O vize kesinlikle izleyin. Yani Lviv'de kalınmaması gereken bir otelde kalmıştık. Ama burada bu kalınması gereken bir otel bence. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın müzesinin olduğu yer, müze gibi bir yer. Sanırım orası bugün kapalı. Çünkü Ukrayna'da hala bayram. O yüzden kapalı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden şehir merkezine gitmek durumundayız. Evet, şimdi Kiev'in şehir merkezine geldik. Öncelikle otobüsler 6 birimine değil 8 birimine almış. Ve böyle... Bir saniye bulacağım. Göstermek için sakladım. Şöyle delik yapıyorlar otobüslerde. Böyle gezen teyzeler var. Onlardan alıyorsunuz parayı verip. Gayet ilkel usulle. Sonra da o elindeki makineye, bu deldirme makinesi, iğne gibi bir şey, onun içine sokup böyle deliyor. Ondan sonra garibime giden bir şey. Biniyorum otobüse. Zaten dar bir alan var. Ve bir tane kadın böyle durmuş orada ve asla kıpırdamıyor. Kıpırdamamayı yemin etmiş. Sadece biniş kapısı. Zor geçtim. Kimse birine yer vermiyor. Aynı şekilde dönüşte ineceğiz. Adamın bir tanesi duruyor. Ve ben yani ne kadar az diyebilirim diye yani koluma falan ağrı girdi. Kimse asla rahatını bozmuyor. Mesela bir yer boş oluyor. Bir yaşlı kültürü vardır değil mi? Biz hani şey yaparız. Birisi otursun falan, yer veririz ya da ineceksek falan. Ama bunlarda hiç öyle bir şey yok. Çok değişik bir ırk. Hep söylüyorlardı Ukrayna'da giyim çok pahalı diye. Şimdi bir Nike mağazasına girdim. Buraya çektiğim Nike Air Max'ın fiyatını koyacağım. Daha sonra çektiğim videoyu koyacağım. 5200 lira. Ve bu şu anki kurla 1144 lira yapıyor. 1144 lira. Bir ayakkabı için. Yani ev kirası ya. Ve bu şeyde, Türkiye'de en son baktığımda en fazla 600 lira ev aldım. En fazla modamı. En çoktu. Ama bu son camlar gelmeden önce Adidas'lar mesela 400 lira falan. Ve Zara'yı görüyoruz. Ama asla yerel halkın alışveriş yapamayacağı kadar pahalı. Bu arada burada asgari ücretle çalışan bir kişinin aldığı para birkaç yıl öncesine kadar 50 dolarmış. Ve sonrasında devletin yaptığı zamlarla birlikte 100 dolara çıkartılmış. Ve 100 dolar şu anda ne kadar yapıyor? 3000 küsur dirhemden bile yapmıyor. Ve bir ayakkabının 5000 dirhemden olduğu bir yerde asgari ücretli birinin alabileceği, yani bir ayakkabı alabilmesi mümkün değil. Tamam, bu Türkiye'de de böyle. Ama burada inanılmaz derecede düşük fiyatlar ve halk gerçekten inanılmaz fakir. Ve bizim şu anda gezdiğimiz her yerde, mesela bu turistik cadde, halk normalde gelip alışveriş yapmıyor. Burası sadece turistler için yapılmış bir yer olduğu söylendi rehber tarafından. Yani bayağı kötü durumdalar aslında. Burada herhangi bir AVM'ye girdiğiniz zaman herhangi bir X-ray'den geçmiyorsunuz. Çünkü insanların bir korkusu yok. Yani buraya oturursanız başınıza bir şeyler gelebilir demek istiyorlar herhalde. Bence burası bizdeki İstinye Park ve kanyon gibi bir yer. Gerçekten çok lüks, çok güzel dizayn edilmiş. Çok gerçekten insan geldiği zaman sadece gelmesini bile mutlu edebileceği bir yer. Ama her şey çok pahalı. Ya fazla pahalı. Bizde en azından atıyorum asgari ücret bizde şu anda 1600 lira. Ama böyle iyi bir ayakkabı almaya kalksanız 500 lira diyelim, maaşınızın 1/3. Bu konuda hemfikiriz. Tamam, yine verilmez. Ama burada asgari ücret 3000 grivna. İyi bir ayakkabı almak isteseniz o 5000 grivna ve böyle birkaç ay aç falan kalmanız lazım onu almak için. Aslında kıyas yaparken buna değinmek istedim. Tabii ki herkes, ben de dahil, hepimiz alamıyoruz her istediğimizi. Ama en azından Türkiye'de
şu son zamlardan önce istediğimiz bir şey olduğu zaman birkaç ay kendimizi sıkıp para biriktirip alabiliyor vaziyetteydik. Tabii zamlardan sonra ne olur halimiz, orayı ben de bilmiyorum. Şu anda Teltrenaya alanında çok güzel bir kahveci bulduk. Bunun puanı 9.0. Şimdi Mama Mahaha diye bir Tatar restoranındayız. Zaten İngilizce menü istediğiniz zaman size direkt getiriyorlar. Belki biliyorsunuzdur, ben zaten Adanalıyım ve Adana dışında kebap kelimesine böyle çok fazla sinirleniyorum. Adana dışında bence olmaması gereken bir şey. Yurt dışında asla yemem. Başlangıç olarak şöyle bir set geldi. Bu içerisinde peynir olan bir mantı gibi bir şey. Birlikte açalım. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Şöyle içerisinde peynir var. Bunun da içerisinde patlıcan, domates, çeşitli otlar ve biber var. Bildiğimiz pide şeklinde. Hesap böyle bir zarfın içinde geliyor. Dinamo Kiev'in stadyumuna geldik. Şimdi stadyumu arkamıza alarak yürüdük ve Ukrayna'nın doğusuna, bir de durak ilerisine gidiyoruz, Klauska'ya. Metroya birkaç istasyon gitseniz tahminen yorulursunuz. Biz bir istasyon gittiğimiz için benim hafiften bir baş ağrım oldu. Biz şu anda turdan ayrı geziyoruz ama tur rehberinin dediği gibi buraya eğer gelmek istiyorsanız erkeklerin şort giymemesi, kadınların da uzun etek ve saçlarını kapatması gerekiyor. Eğer buraya gelecekseniz mutlaka bayanlar için iki şal ya da uzun bir elbise, erkekler için de bir şalla bacaklarını kapatması gerekiyor. Yürüye yürüye bayağı ara bir sokağa geldik ama burası bayağı lüks bir yer. Arabaların düzeyi BMW ve Mercedes'ten aşağı değil. Buradaki insanlar bayağı zengin. Nasıl bir ev bu? Kiliseye girenlere baktım şimdi. Hepsi başını kapatıyor girerken ve erkeklerin hepsi pantolonlu. 30 grivina verdik giriş için. Kiliseye gezmeye devam ediyoruz ama şu özgürlük heykelini de size göstermek istedim. Çünkü yolumuzun tam tersinde kalıyor ve saat artık 4.30'a geliyor. Oraya gitmemiz imkansız. Bu da Ukrayna'nın özgürlük heykeli. Ancak alabildim gazeteci. İnanılmaz hızlı geçiyor ve çok hızlı olmasına rağmen çok yüksek olduğu için 2 dakika falan sürüyor.
çıkma. Ama giriş ve iniş çok sıkıntılı ve ilk başta bir denge problemi yaşıyorsunuz, böyle bir kalıyorsunuz. O yüzden çok hızlı olduğu için de bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor bence. Çünkü ben ikidir düşmedim kez atlatıyorum. As bayrakları, as as as. Yunus Emre Enstitüsü'ymüş burası. Ve Türk bayrağı var içeride. Burası Foursquare'e göre en iyi kahveci. Adı neydi kahvecinin? Takama mıydı? Neyse boşver, bir şey olmaz. Takama kahveden çıktık şimdi. Birazcık pahalı. Yani İstanbul standartlarının bir tık üstünde bence. Çünkü 3 tane tatlıya, 2 tane kahveye 77 lira verdik. Yani çok lüks bir yerde kahve içmek gibi bir şey. Ve içtiğimiz kahvenin de şöyle kahvesini aldım. Bu aslında 250 grammış. Tam böyle Starbucks'taki kahve gramajları kadar. Ama birazcık pahalı. Çünkü Starbucks'ta en son 29 liraya, 32 liraya falan alıyordum kahveyi. Buna 50 lira verdim. Ama değişik bir tadı var. Yani bir daha ne zaman bu tadı bulacağım. O yüzden aslında birazcık da verdim. Kiev'in hatırası olarak kalsın bu da bana. Şu an umutlar çok yüksek. Bakalım nasıl. Bu large olanı ve küçük birimle. Hemen tadına bakıyorum. Anne patatesine benziyor ama yani mükemmel değil. Ama güzel. Yani diğer festivallere göre mükemmel. Burada Watson's'lar çok meşhur ve çok enteresan bir şekilde Watson's'lar böyle Domol, İslam'a gibi markaları da satıyorlar. Bunlar aslında Rossmann'a özel markalar ama burada hepsi var. Hatta bazılarında P2 gibi markaları bile gördüm. Onlar da Alman markası direkt. Sadece meraktan bakacağım. Ukrayna hakkında bir şey daha söylemem lazım. Böyle hani insanlardan bahsettik daha önce otobüste falan ki davranışlarından. Onu bir kenara bırakıyorum. Mesela hiçbir yerde ışık yoksa eğer siz kaldırımla adımınızı attığınız anda araba duruyor. Bu çok güzel bir özellik. Ve ben İstanbul'a döndüğüm zaman çok zorlanacağım çünkü şimdiden alıştım. Konkent çantaların renkleri de harika ama bunlar 600 lira burada. Yine metroya biniyoruz. Ben bu istasyona bayıldım. Ve biz M2 metrosuyla gidiyoruz. Şimdi Kiev'in en yüksek yerlerinden birine geldik. Tam olarak neresi olduğunu söylüyorum. Stadyumun oradan metroya bindik. Poştava Ploshka diye, umarım doğru söylüyorumdur diye bir metro istasyonunda indik. Çok fazla gürültü var şu an, umarım duyabiliyorsunuz beni. Ve çıktığımız zaman arkanızda Fairmont otelini zaten görüyorsunuz. Onu tam arkanızda alıp karşıya geçtiğiniz zaman zaten finiküler var. Finikülerden böyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Normalde finikülersiz bence çıkmayın çünkü inanılmaz yokuşmuş. Ben çıkmayı denemedim bile ama burası çok güzel bir park böyle. Eğlenceli bir yer. Burada çıkıp aslında biz biraz geç kaldık. Tabii şöyle göstereceğim. Birazcık geç kaldık çıkmakta. Ama yine de gelmeye değerdi. Buraları tabii asla göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buraya gündüz gelmek varmış ya. O kadar güzel ki. Gece karanlığında bu kadar. Bir de şöyle bir yer var. Bence Sazova. Ama Sazova mı bunun benzeri? Tabii ki evet. Yani göremediğime üzüldüm çünkü bunun önünde fotoğraf istiyordum. Kısmet. Çok tatlı değil miymiş ya? Tam olarak bu kadar yer çıktık. Arkadaşlar bu arada bahsettiğim metro durağı burası. Bahsettiğim Fairmont Otel burası. Ve şöyle döneyim. Finiküler de burası. Hepsi böyle. Yan yana, yan yana. Ne
yoruldum. Bittim gerçekten. Bir dakika. Şimdi kaç bin adım atmışım hemen bakıyoruz. Bir saniye. Bunu göstermem lazım. 21.000. 21.030. Evet. Şimdi artık Kiev'deki yolculuğumuz bitti. Ve ben de bittim aynı zamanda. Şimdi odaya geldik. Ya ayakkabımı kar suladığım için hemen uyumam lazım. Ve eşyalarımı da toparlamam lazım. Çünkü yarın sabah yine sabahın köründe Odessa'ya doğru yola çıkacağız. O yüzden bu vlogu burada kapatıyorum. Tek üzüldüğüm şey şu anda Kiev'den sadece o kahveyi alabilmem ve magnet almayı unuttuk. Bütün bir yol boyunca yürüdük. Her yeri yürüdük. Ama hiç de karşımıza magnet çıkmadı. Yani magnet almayı unuttuk. Umarım Odessa'da ya da Vilnius'ta Kiev ile ilgili herhangi bir şey bulabilirim. Çünkü Kiev başkent olduğu için her yerde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ukrayna turundaki sonraki videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.